Herkese selam. Bugün Ankara'da İsmail Çam'ın yanındayım. Klasik Otomobil Festivali'ne geldim. İsmail abi bir weekend etkinliğine çağırmıştık. O da şimdi beni buraya çağırdı. O yüzden biz de katılmak istedik buraya. Tabii burada da güzel otomobiller var. Güzel sergiler olacak. Güzel gösteriler olacak. Bakalım, ilk defa katılıyorum. Burayı çekeceğim size komple. Şöyle bir şey düşünüyorum. İsmail abiyle 2 gün boyunca buradayız. Ve İsmail abiyle 2 gün boyunca bu videoda olacağız arkadaşlar. Otomobiller zaten yerini almış. Kendi başıma çekiyorum bugün. Yanımda ekip arkadaşlarımız yok. Ama size güzel bir video çıkaracağımı umuyorum. Yapmanız gerekeni biliyorsunuz. Üçlü olsun, güçlü olsun diyoruz. Beğeniyoruz, yorum yapıyoruz ve abone oluyoruz. İsmail abi neleri getirmiş standımıza? Meşhur Pegasus burada arkadaşlar. Bununla ilgili bir video istiyorsanız aşağı yorum olarak yazarsınız. Rica ederiz Ziya abiden. Onunla da bir video çekmeye çalışırız. Bizim standtan hatırladığınız Supra. Klasiğin dışına çıkmış ama kendi tarzını yansıtıyor tabii ki de. İsmail Çam geliyor. Guzum geliyor. Guzum hoş geldin. Günaydın canım. Günaydın. Kapını bile açmamışsın. Kapın var burada. Kapın. Kapım açık ya her zaman. Sana açık abi her zaman. Nasılsın Guzum? İyi. Evet İsmail abi. Can. Bu videoda seninle 2 gün boyunca zaman geçireceğiz. Tamam. 2 gün boyunca neler yapıyoruz onu çekeceğiz. Harika. Her şeyi yapabiliriz. Neyse. Ama sen arada patlatırsın birkaç bir şey. Ben kaynatayım. Tamam, o ben konuştukça geliyor bende. Bir anda açacaksın. Direkt, evet. Boost bir anda gelecek, bir anda patlayacak. Yoksa aklıma gelmeyen bir şey olduğu zaman bir anlamı yok. Peki birinci videodan sonra hani senle oturup konuşamamış. Evet. Video karşısında konuşamadık abi. Tamam. Neler hissettin abi? İnsanların tepkisi veya da böyle bir şey bekliyor muydun? Ne? İlla ki bekliyordum. Ufuklar yani, açtı sende. Başka bir şeyler değişti mi yani hayatında? Bir şeyler değişmedi aslında hayatımda. Yani insanların beni sevdiğini biliyorum ama şöyle izah edeyim. Onların yorumlarını okumak vesaire çok hoşuma gidiyor. Yani bir eksilerimi, artılarımı görmeye çalışıyorum oralarda. Nasıl bir insanım veya bana duydukları sevgi nedir, ne değildir onları görmeye çalışıyorum. Ve bu da benim hoşuma gidiyor. Eksilerimi, artılarımı da gördükçe daha da güzel oluyor benim için. Abi biz gitmeden kapatalım da millet yoksa bir nedir? Lütfen ben de sizden onu rica ediyorum. Son bir abi. Son bak ama niye söyledin o zaman? Kapatalım diye. Yani sonuç itibariyle hoşuma gidiyor şu anda. Yani bazı etkinliklere de katılıyorum. Belediye başkanımız beni görmek istiyor. Bir bakayım ona. Sen bir bak abi. Burada klasik otomobiller. Tek tek gezelim bence ya. Çok güzel otomobiller var. Rolls Royce var. Chevrolet. Çoğu Chevrolet. Bunda Corvette var. Bir Mustang. Yine bir Chevrolet. Bunlar herhalde toplanmayı bekleyen otomobiller. Bakar mısınız? Bu herhalde Challenger. Herhalde toplanmayı bekliyor. Audi'ler. Audi grupları burada. Bir E34. Nasıl gel? Merhaba. Günaydın. Hoş bulduk. Evet. Station wagon. Cosmos var burada. Cosmos'lar da birbirinden güzel. Çok güzelmiş. Bayıldım buna. Tabii bir weekend'e göre biraz daha farklı konseptte. Böyle yeşillik alana serilmiş hepsi. Burada Ford grupları, Taunus'lar falan var. Şurada değişik bir otomobil var. Yapıla bunun videosunu birisi çekmişti ama tam hatırlamıyorum. Özge olabilir, Özge Trafik'te. Yine bir Vosvos. Arkasında da Romarok'unu bağlamış. Ama ya da bir Vosvos. Çok güzel olmuş. Volkswagen minibüs. Volkswagen Cabrio'lar. Bir 124. Bir Dodge. İsmail abiyle full kaynatacağız. Kaynatmak için geldik buraya. Sever miyiz? Tabii ki severiz. E34 kapı, E34 kupe, yine E34 kupe. Orada bir 4 kapı. Burada Mercedes grubu, Balinalar, 124 kasalar. Burada Mercedesler. Herhalde Akın Dil Kursu'nun sahibinin otomobilleri bunlar. Burada da Mercedes grupları, CD'ler, Rolls Royce, SL'ler, burada Golf'ler. Bu genelde restorisi devam eden bir otomobil. Opel Manta. İlker abinin 21'i falan da burada. 131'ler burada. Değişik bir pick-up, Chevrolet yine. Burada da bizim sevdiğimiz tarz otomobiller. E21'ler, E30'lar, E30M3.
Geçen gün Yasin abi bunları paylaşmıştı. E-Tuz'uymuştu. Zaten yeni aldı. E-Tuz kabloyu İstanbul'dan. Bir gittim geldim. Sen benden ne istiyorsun şimdi? Ne olsun? Uçak mı düşsün? Uçak düşmesin abi. Niye düşsün? İnsanlar var içinde sonuçta. Evet, güzel. Yani birinci video ile ilgili bana yorumlarını istiyorum abi. Birinci video ile ilgili yorumlar. Bence çok güzel oldu. İzlenmesi de güzel gidiyor bence. Aylık anladığım kadarıyla 100 binin üstünde bir izlenme oluyor. Bu da güzel. Ama ben onları eğlendirebildiysem, eğer oradaki benim söylediğim şeylerden bir nebze bir şeyler alabildilerse bence çok hoş olmuştur diye düşünüyorum. Hatta aşağı gelen yorumların çoğu Mala bir film yapsın izlenir falan filan. Zaten arkadaşlar biz film yap. İkinci bölüm, üçüncü bölüm daha güzel geçecek. Çünkü evet, bir planlarımız var. Bak film dedin. Bir öyle bir film işimiz var ama hayatımla ilgili değil. Aslında bir filmde oynamamı istiyorlar. Bununla ilgili değerlendirmelerdeyiz. Bir tane de yani dizi çekimi gibi bir şey olabilir bu aralar. Ama gene arabayla ilgili olmadığı için ben onu ön plana sokmak istemiyorum. Böyle arabasal değil, sanki 2-3 bölüm oynanacak bir şey gibi. Biz yedek oyuncu istemiyoruz abi. Aynen, ben de... Başrol oynayalım. Burada da olduğu gibi. Aynen. Burası çok güzel oldu. Gerçekten harika bir ortam şu anda. Biz ortamın ana merkezindeyiz. Evet, bizim... İstanbul Park'ta da aynı şekilde yaptık. Evet, bizi burada görmek istediler. Biz de burada bulunmaya çalıştık. İsmail abinin memleketi zaten. Ankara'dayız. Ben burada çok yarıştım aslında. Burada güzel anılarım var. Başlangıçlarım. Konuya burada başladık. İlk burada başladık. Direkt burada başladık. Çok da güzel anılarım var. Çok güzel. Yani arabalarım da, çok değişik arabalarla da yarıştım. Uno, Honda, Opel Manta, BT323, M-Supra, M-Sky. Hepsiyle burada yarıştın değil mi? Burada yarıştım. Hepsiyle burada yarışabildim. Çok güzel zamanlardı ya. Bence harikaydı yani. Tekrardan onları yakalayabilir miyiz? Bence yakalayabileceğimize inanmıyorum. O ortamı yakalayamazsın ama farklı ortamlar da var artık yerlerde. Var. Çok değişik ortamlar var ama artık herkes medyaya oynamanın derdinde olduğu için işler değişiyor. Evet. Medya işleri karıştırıyor. Yani daha önceden bir resim, işte bir arabanın kalkış videosu vardı. Şimdi insanlar... Siteler vardı, forum siteleri vardı. Herkes oraya gelip kontrol ederdi. İsmail Çam kim bakar evet, derdi. Evet, evet. Sen yazmazdın, millet sen yazdın. Hoş bulduk. Video çekiyoruz. Gel. Gel gel. Sen de gel. Videoya gir. Gel, sen alışkınsın bu işlere. Merhaba, nasılsın? Teşekkür ederim. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim, teşekkür. Herkese merhaba bu arada. Nasıl buldun? Hemen kanalımı da söyleyeyim de. Özge Trafik'te kanalımıza abone olun. Nasıl buldun? Güzel güzel. Bence Amerika'da güzel. Gibisin değil mi şu anda? Şimdi Amerikan arabaları ya. Daha çok var. Peki sen bizim standımızı nasıl buldun? Şöyle bir bak. Süper, en güzeli. Evet. Bence de öyle de sen... Öyle olmalı. Niye göz kırptı anlamadım abi. Ben orayı anlıyorum. Ben de anlamadım. Niye yaptı yani? Bir bak şöyle direkt konum bir bak. Konum olarak çok iyi. Konum ankeniyiz biz yok, burada. Yok, konum olarak en iyisi zaten diyorum ya. Sahnenin göz kırpmadım sana. Gerçek söylüyorum bu arada. Tamam, o zaman bölmeyeyim. Kusura bakmayın. Yine ne demek? Ne demek? Ne demek? Tamam, bekleriz. Kolay gelsin. Teşekkürler. Aslında İstanbul Park çok güzel olacaktı. Evet. Yani oradan çok yüksek katılımcılar olacaktı. Çok oldu güzel. Da aslında yani. Cumartesi ya, çok iyiydi. Ya ondan nazaran yani yağmurun yağmasından nazaran çok gelen kişi oldu. Abi adamlar böyle yağmurdan bakınıyor yani fotoğraf çekmek istiyor, bir şeyler konuşmak istiyor ama gelemiyor yani. Evet, evet. Hiç durmadı yağmur pazar günü. Hiç durmadı, gerçekten durmadı. Ama burada da iki gün burada boyunca da, buradayız. Evet, memnun. Bence muhtemelen çok güzel olacak, çok da kalabalık olacağını düşünüyorum. Evet, şu anda zaten yeni başladı. Ara ara zaten size görüntüler alırız arkadaşlar. İsmail abiyle de zaten bugün takılırız, akşama bence, doğru takılırız. Bence ikinci video bugünlerde gelebilir. Gelebilir mi? Gelebilir. Burada yoğunluğumuz var ya. Var ama gene de gelebilir. Ya öyle mi diyorum? Evet. Siz yine bekleyin falan. Evet, öyle olsun. Bence de öyle olsun. Gelecek abi ikinci video ya. İkinci videoya değişik projem var abi. Ben de onu söylemeye çalışıyorum. Aslında hep ben kendimi anlatıyorum. Ben kendimi anlatmamam lazım. Ben size atıyorum bir anı anlatacağım. O anıya gideceksin. Ben anlattıktan sonra ondan beni dinleyeceksin. Evet. Öyle yapmamız lazım. Belki adam değişik bir şey söyleyecek. Belki yalan söylüyor diyecek. Evet. Yani belki bu anlamaz bu işlerden, ben öğrettim diyecek. Ne bileyim, bir şeyler olsun yani. Bence değişik olur diye düşünüyorum. Aynen. Daha önce öyle bir şey yapıldı mı? Yani o tarzda yapılmadı. Hah, işte öyle olsun. Gidin beni sorun. Atıyorum Cihan'a sorun. Cihan, İsmail abi nasıl bilirsin? O da izah etsin, anlatsın. O da desin onunla olan bir anının yanına... bir anı katsın. Evet. Misal bu videodan sonra, yani ilk videodan sonra bir tane askerde bir arkadaşım aradı. Arkadaşımla demeyeyim, benim torunum var. Sen tanımıyorsun. Evet, tanımıyorum. Çocuk dedi ki İsmail abi
İlk geldik dedi şeye. Aslında o çocuğu bak bulup bunu anlatmamız lazım işte. İlk dedi geldik dedi. Sen dedi bize dedin ki dedi herkes işte içtima alanına toplansın. Rahat, hazır ol falan filan. Yatın herkes sürünsün lan dedim dedi. Allah Allah yaptım. Demişim. Herkes eğilmiş aşağıya. Kalkın şaka yaptım oğlum. O, ama herkes yatmış ülkere yeri yani. Yapmışsındır bunu ama. Abi diyor yani seni videodan izlediğim değil diyor. Orada aslında diyor ben seni çok iyi bildiğim için diyor. Her zaman kaynattığın vesaire için diyor. Yani bizim için diyor o zamanlar diyor böyle acayip bir adamdın hala öylesin diyor. Bunun gibi anılar beni sevindiriyor. Onlar anlattıkça hoşuma gidiyor. Dün burada bayağı anı dinledim bir sen. Değişik şeyler dinledim. Yani bugün dinler miyiz? İnşallah birilerini yakalarız herhalde. Benimle ilgili bir şeyler anlatırlar. Evet ufak tefek anlatsınlar. İlker abinin yanına gideriz birazdan. He gidelim o da anlatsın doğru. İlker abi kaçıyor ya. Kaçar. Kaçar çünkü çok anımız var. İlker bir de gülmeye başlarsa durduramazsın onu. Freni yok, patlak fren. Hep siz mi çekeceksiniz kardeşim? Biraz da biz çekelim. Evet, hepimiz çeksin. Bence güzel. İsmail abi röportaj veriyor şu anda. İHA'ya. İHA'ya vereceğim şu. Bakayım. Bir konuş abi bakayım. Alo. Konuşabiliyor muyum abi, ben? Abi mikrofonu yakıştı. Tersi. Mesleğini mi değiştirsek acaba? Yok benimle işi yok. Ben böyle mutluyum kardeşim. Ben arabalarla oynamakla mutluyum. Mikrofon, kamera bunlar benim işim değil. Abi sen, ben onları oynayamam ya. Sen belli ki bu işi hakkıyla yapıyorsun. Bırak biz seni tanıtalım sen kendi işine devam et. Harikasın bak çok çok güzel oldu bak. Şimdi bir yayınlamasın bizim. Tamam görüşürüz. Sen bizimkini yayınlama. Altına koymuyorsun. Etkiye tepki. direkt şeye atarım, infoya atarım benim vallahi. Benim bildiğim gazeteci Fidi ister abi. Oğlum bizi açmıyor. Bizi açmıyor. Hadi geçelim oraya abi. Orada çekecek. Dur adam bir baksın. Ne bakıyor. Bu araba da gözükecek ben öyle yok. Bir İsmail abi kontrol etsin. Baba şöyle. Ha. Sen şöyle duracaksın abi. Tamam. Araba şöyle. Çekiliyor musun? İçaldığına göre. Ver Mehmetciğim ben çekeyim. Çok teşekkür ederim. Sedat abi. Değerli bir ama benim yüzüm parlıyor. Altın da böyle değil senin. Kendisinin düzenlemiş olduğu. Şu sussun. Festivalimizi biraz sonra izleyeceğiz. 2 gün boyunca sevgilerimizin tam danışmalara sürpriz hediyeler sunuyoruz. Programımız biraz sonra gerçekleşecek. Kameraya doğru. Tamam. Ben oynarım zaten. Bir oraya dönerim bir buraya. Yok hiç oynama abi. Ama Allah. Değerli misafirlerimiz programımızın açılış konuşmalarını yapmak üzere. Ankara Klasik Otomobil Kulübü Derneği Başkanı Sayın Fatih Çetin'i kayıttayım. İsmail, zaten diyebilir miyiz? Kendinizden bahseder misiniz? İsmail Çam ben. Şöyle söyleyeyim size. 1977 Amasya Gümüşhaçköy doğumluyum. Otomobil sporlarıyla başladım bu işlere. Çok genç yaşlarımda diyeyim. 19 yaşımda bu işlere emek vermeye başladım. Çok değişik arabalarım oldu ama bu iki arabadan bahsedeyim isterseniz. 2CZ olayı. Dünyada hit yapmış bir motordur. Yani 3000-3500 beygirlere kadar çıkabilir. Harcadığın paraya bağlı, verdiğin emeğe bağlı ve verdiğiniz özveriye bağlı diyeyim. 10 sene boyunca Türkiye şampiyonu oldu motodraklarda. Çeşitli kategorilerde. Yani şöyle izah edeyim. Bu drakların olmasına sebep olan insanlardan bir tanesiyim. Daha önce burası bir pistti. Biz bu pist, burada pistte yarışıyorduk. Burada da yani bir 20'ye yakın kupam vardır. Ama şu an bir etkinlik alanına dönüştürüldü. Keşke burası pist olarak da kullanabilsek burayı. İnsanlar görmedikleri arabaları görüyor bir kere. Yani bunların hepsi garajlarda saklanıyor. Piyasada gezen arabalar değil. Yani yakıtından olsun piyasada gezebilecek arabalar değil. Yani şöyle izah edeyim. Bunlar 100 kilometrede 20 ile 40 litre arasında yaktıkları için hepsi de saklanan arabalar. Onları buralara getirip de bu insanlara göstermek bence en güzel şeylerden bir tanesi. Güzel bir etkinlik bence. Kendinizle araba sayın. Evet. Teşekkürler abi. Ben teşekkür ederim ama onu düzgün bir yere koy. Onu çok seveceksin sonra. İzlemiş mi abi? Kimi? Seni. Onun babası beni çok izliyor. Onu izlemesine gerek kalmıyor. Babası çok seviyor beni. Dün yakaladı buradan, elimden tuttu beni çocuk gezdirir gibi oraya götürdü koydu arkadaş. İç babam iç. Bir sürü su içirdi bana ya. Hasan eski arabalar. Hasan Amerikan klasiği var lan orada. Bir tane daha GTR var. GTR mı? Evet. GTR var. GTR'a gidelim.
Abi seni şey vereceğim. Abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kapattın mı abi? Sen kapattın mı? Aç şey. Abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sivas'ta. Burası Karaba kulübü yaptılar. Ha, gideniniz var mıydı? Elbimiz ortası mıydı? Çağırmadım abi. Çağırmadım. Ama araçlarımız burada 80 yıl Kayseri'den gitti. Kayseri yakın abi. Bu festivali nasıl geçiyorsunuz? Çok güzel. Ben de Yozgat'ın sana geldim. Saat 4'te. Sabah röportaj verdim, Yozgat Sarayı'na geldim. Ben ne oldu lan bu ne? Anladık abi. Ne oldu lan bu ne? Ne oldu lan bu ne? Hasıl olsun. Kızıl hayalım. Biz de canlardanız, canlardan. Aynen abi. İzmir'de 3 kişi yattı, sonra 3 kişi kekeme çıktı. Hayır yani. 3 kişi yattı. Ben de yerim mi lan? Sen de kapıdan batacaksın beni. Bir öptü, biz yıkayamadık. O günden beri yıkamıyor musun abi? Öyle de değil canım. Çok zaman geçti. Anam bak senin bir yamuk oldu. Sadece o bölgeyi yıkayamıyorsun. Abi imzalayabilir misin? Burada sen bize öpeceksin değil mi abi? Abi bir de arkadaş için alabilir miyim? Nasıl istersen. Aman diyeyim. Nasıl istersen. Abi bir tane daha istiyorlar. Abla. Sana zahmet uyardım. Zahmet oluyor sana mu? Sana da hürmet mi? Sen bir bak. Sağ ol. Teşekkür ederim. Bir tane delikanlıya verir misin? Bir tane delikanlıya verir misin? Ayakları kütüle falan lazım. Abi ikinci bölüm ne zaman bilir? Çok yakın. Senin videolarına bir kurban olayım. Çok teşekkür ederim. Sağ ol abi. Görüşmek üzere. Gel şu kulaya bakalım. Meryem Bey. Ha, gerdirdin mi bacana? Aslında bize de bir gerdirme lazım bak. Botoks'a götürelim abi. Sponsorlu gelir mi? Sandık varsa olur. Beni seven botoksçu yok mu? Geçen gün çocuk yazıp duruyor. Diyor ki abi kolundaki dövme bir değiştirelim abi. Tamam. Dedim aynısını daha düzgün diye. Tamam abi. Bir baktım dükkanın önünde duruyor çocuk. Bütün makine... Allah Allah. Gelmiş. Gelmiş. Yok kuzum ben kaynatıyorum dedim ya. Bu değişirse rahatsız oluyormuş. Kaç senesinde yaptın? Düzelme gerekiyor mu diyorum ha? Düzelse biraz. 19 yaşında yaptırdım. Tam 40 sene olmuş işte. Ben yakalayamadım. 30 olmuştur. 30 doğumlu 30'um ya.
Kim için değil? Arkadaşlar ikinci günden sizlerleyiz. Birinci günümüz çok güzel geçti. Bayağı kalabalıktı. Güzel otomobilleri, güzel klasikleri birlikte gezelim. Görelim. İsmail abi zaten burada. Yine dünkü gibi biraz muhabbet ederiz. Ziya abi de burada. Onlarla da konuşuruz. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Güçlü olsun, güçlü olsun. Abone oluyoruz, beğeniyoruz, yorum yapıyoruz. Hadi gider gezelim biraz da. Buradaki otomobilleri görelim. Abinin ayakkabılarını çekti mi? Vallahi abi bambaşka ya. Buradaki en yoğun ilgiyi abi görüyor arabalardan ziyade. Çünkü hem giyinişi olsun hem arabası olsun tarzı falan bambaşka. Buraya fazla kaçıyor biraz. İçindeki gömleği falan güzel yani. Zaten dün bütün haber kanallarını çıktı. Şimdi hala onları röportaj yapıyorlar. Çok anlaşamadım. Yorum gösterelim. Liberty. Bu tarz bir şey açıldı abi. Nasıl geçti? Düğmeli mi yapacağım? Birinci gün harikaydı, ikinci gün de bence çok güzel olacak. Birinci günde zaten cumartesi olduğu için 4-5 gün daha çok yoğunluk oldu ama şimdi 12-1 gibi. Bugün yıkılacak bu. Başladı zaten. Bence yıkılacak. Çok güzel olacak. Bunları da atıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz Instagram'dan takip edenlerin İsmail Çam. Bugün ben konuşkan değilim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yorgun musun? Yok değilim. Ne yaptın bu gün arkadaşlar? Akşam yordular beni. O yüzden mi konuşalım? Evet, evet, evet. En başta. Şöyle gidebilirim. Üçüncü günde yoğunluk olduğu için çok çekemedik ama araya size görüntüler koyduk tabii ki de. Şimdi ne yapacağız? Birkaç takipçi arkadaşımız var. Onlarla biraz konuşma yapacağız. Sonra videoyu bitiririz. Ben buradan Ankara'dan İstanbul'a tabii ki de. Vay 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 vay, kim var burada? Ne yaptın kuzum? İyiyim kuzum. Sen ne yaptın? Başımızın üstüne yerim arasından kardeşim. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Vallahi iyi. Sağlam duvarcıyız. Uğraşıyoruz otomobillerle. Vakit geçiriyoruz. Güzel. Sen de bir festival yaptın mı? Evet. Bir festival geçirdik biz de. Eral Fest olaraktan. Geldim mi bilmiyorum. Çağırmadın oğlum. Nasıl? Çağırmadın. Nasıl? Vallahi çağırmadın. Mümkün değil. Bunu koyacağım. VIP'den gel. Çağırmadın. Gel VIP'den listemde kartım bile hazır. Nerede hani? Hemen açalım. Yazdın mı bana? Abi. Böyle böyle bir şey var diye. İzle şimdi. Dur bugün gösteriyoruz. Ama niye beni çağırmadın? Yazılı mı? Yazılı. Ama çağırmamış. Abi VIP kartım lazım lütfen. Abi, senin gibi adama vakit ayıracağız. Kime ayıracağız? Aslan dostum. Biliyorsun herhalde. Ha, biraz vedalaşmaya başladık şimdi Neşe dostum. Aynen. Selam verip ayrılacağız. Bir dahaki etkinlikte görüşürüz. Bir dahaki etkinlikte mutlaka görüşelim lütfen. Çağır mı sen bana? Abi. Abi. WhatsApp grubuna yazmayla olmuyor. Uzun. WhatsApp grubuna yazmayla görüşürüz. Hadi eyvallah. Dostlarımızla görüşüyoruz. Mavi sohbet. Bir görüş ama tam. Şimdi bir arkadaşımız var Furkan diye. Bayağıdan beri bizi takip ediyormuş. Onunla bir konuşalım. Ne yapıyorsun? İyiyim sen. İyi. Nasıl geçiyor? İyi güzel. Sizi gördüm daha iyi. Saatten beri birlikteyiz. Bir tane 10 saniye altı araba yapalım hadi. Yapacağız. İsmail abi yapacak onu. Sponsorlarını bekliyor. Nasıl geçiyor etkinlik? Güzel mi? Çok beğendin güzel. Mi? Eğlenceli. Hayrandım. İstediğin... Bir defa daha hayran kaldım. İstediğine ulaştın mı yani? Nasıldı? Buraya gereken izlenimlerin neydi? Her şey on numara, mükemmel. Etkinlikler sadece Ankara'yla değil, sınırlı kalmasın. Evet. Ülkemizin bütün illerine, şehirlerine ulaşın. Ulaşmaya çalışın. Oradaki arabayla ilgilenen, arabaya hayran, arabacılığa hayran olan adamlara ulaşın. Evet. Ulaşın bize. Evet, ulaşın bize. Sana da ulaşacağız. Sağ ol, ayaklarına sağ ol. Var mı bir isteğin? Eyvallah abiciğim. Teşekkür ederim geldiğin için. Sanının sağlığı. Senin de canın sağlığı. Görüşelim. Çok iyi bak kendine. En yakın zamanda görüşelim. Ne yapıyor arkadaşlar? Abone olsun değil mi? Abone olun arkadaşlar. Abone misin sen? Aboneyim. Ne, yorum yazıyor musun? Hayır. Ayıp değil mi? Ayıp. Evet, yorum da yazmanı bekliyoruz. Tamamdır. Ha, bütün videoları bekliyorum sanıyorum. Tamamdır. En baştan itibaren. Evet, yok en baştan itibaren değil. Olur, gönlün nasıl isterse yaparsın. Evet abi. Tamamdır. Görüşürüz canım ben. Hadi bay bay. İsmail abinin oğluyla biraz konuşacağım.
Buraları çekme abi Çekme. Ne oldu? Anıları çekme sen. Çok iyiydi. Anılar abi. Ben korkuyorum. Ben bu adamı tanıyor muyum? Ne kaçırdık? Kızım bir tanesi diyormuş ki orada konuşuyormuş. İbo da onu söylüyor. Ben bu adamı tanıyorum diyormuş. Birlikte çok takla attık diyormuş. Allah Allah. Yarış falan sokuyor beni diyormuş. İbo'yu da görsünler değil mi abi artık? Görsünler. Göster evet. İbo'yu. İbo'yu görsünler. İbo'cum gel. Junior İsmail Çam. Evet. Ne yapıyorsun? İyi abi, nasılsınız? İyi valla. Oğlum nasılsınız falan değil. Samimi ol biraz. Ne bu? Sen Ankara çevresiyle konuştun. Yapabiliyor musun onu? Yaparım abi, ne olmuş? Yap bakalım. Normal konuşmamı yap. İkinci bir İsmail Çam gelecek mi, gelmeyecek mi? İnşallah. Yapacak mıyız? Yapacağız abi, bir şey çalışıyoruz işte. Beğendin mi birinci videoyu? Evet, birinci video çok iyiydi. Güzel oldu. İkinci video gelsin mi? Gelsin, geliyor zaten. Aa, bekliyoruz. İyi kardeşim. Görüşürüz. Sen kaçamazsın benden. Ay, kaçma bir niyet var. Ne yapıyor abi? Oturuyoruz, eğleniyoruz. Evet. Yoğun bilgi var. Egosu özellikle. Yani, İsmail abiye sana. İsmail abi canım, İsmail abi dedim. Yani böyle bir şey olamaz. Adam fotoğraf çekmekten kıçık koltuk yüzü görmedi. Arkadaşlar şöyle bir durum var. Yakında Ziya abi açmadım ama bir video çekeceğimizi söyledim. Tamam dedi o da. Güzel bir video çekeceğiz. Yakın zamanda gelecek. Mehmet abiyle de. Mehmet abi sen de ne zaman çekiyoruz? Abi senin zaten araba çok ünlü ya. Gerek yok çek. Abi, ünlü de yavaş arabası ya. Yavaş arabalar niye ünlü yapıyorsun? Aranıza giremem abi. Onun motorunu söküp. Hadi akşam yarışıyoruz mu? Var mı yarış akşam? Yarışmıyor abi. 5 senedir yalvarıyorum ya. Niye yalvarıyor? Korkuyor mu abi acaba? Yani korkuyorum. Ağzına söyleyip korkuyorum. Ona da bir hak veriyorum ya. Şimdi arabayı tüm Türkiye'ye tanıttılar. Pegasus gelip geçerse olmaz. Abi evet. Ben otoda boşalttım. Gelebilirsin. Göz yükseklerde. Yani şimdi ben... Abi adam süre yapmış, çıkarmış, ortaya koymuş. Bugün dedi, Ankara'nın abisi sensin. Sensin dedi, bugün dedi. Demin de korkuyorum dedi zaten, kayıtlı şu anda. Aynen, güzel video çekelim ben. Hep birlikte çekeceğiz abi. Aynen. Güzel bir şey yapacağız, benim planlarımı. Ben gidince İstanbul'a bir deftere çıkartayım. Güzelce ne yazayım, notlarımı alayım. Sonra geleyim buraya, evet. O iş bizde. Ama Mehmet abi de olsun. Olsun abi. Kankarlık yapar. Var mı benden bir isteği? Canını sağlık. Sağ olsun. Ayaklar sağ olsun. Sen de ayaklar sağ olsun. Kuzum. Canım. Oldu mu lan? Ne yaptın? Çok güzel. Nasıl geçiyor? Ya ben, bu sana ilgi ne olacak? Ben seviyorum ama bak. Yani, çok seviyorsun. Ama beni sevmelerini seviyorum. Ben niye bu kadar bir insan sevilir? Düzgün şeyler yaptığı için. Evet. Bu kadar basit. Yalansız dolansız olduğu için. Her şey güzel olduğu için. Evet. Onlara sempatik geldiğim için, onlara egolu davranmadığım için, hiç kimseyi aşağılamadığım için veya değişik bir potansiyelde bakmadığım için bu da onların beni çok sevmesini sağlıyor diye düşünüyorum. Onlar beni sevdikçe ben de onları daha çok seviyorum. Ve burada duygulanıyorum. Gerçekten çok duygulanıyorum. Ya bir tane çocuk var, 3 saattir ayrılamadı bizden. Evet. O bile beni duygulandırıyor. Hatta arkadan bile zorlattırıyor, bakıyorum oradan. ve bu çocuk Gazi Üniversitesi'nde yani direkt geçiş yapmış olan bir adam. Yani o kadar da bilgili, beceri. Evet abi, yüzden yetmişe bir ilgi var. Evet. Yani. Ben biraz fotoğrafı ve video çekmek istiyorum. Öpüyorum seni şimdi. Görüşürüz. Abi sen... Ama be! Doğuyum bunları. Çekmiyor, gel ya. Ya zaten bilen biliyor, İsmail Çam da. O gün yayında arabada oturuyorduk. Tamam. Dedik gidek. İsmail abi de yayında dedi, gelin dedi. Ama araya kaç kişi soktuk abi, kaç kişi aradın dükkanı bulamadık. O da bildiğimiz yerdeymiş bir de, öyle bulduk geldik. Canlı yayında dükkanı bastık. Ha, bu fuar için de yine İsmail abi için geldik. Orada da Pegasus var, o ayrı mesele. Ziya abi de orada. Meseleleri öyle çözmeye geldiniz. Tabii canım. Sen abi, git Ziya abinin bir mesele çöz bakayım. Hadi git. Ziya abi öyle değil mi? Ziya abi daha geçen Gölbaşı'nda Gölbaşı'nda yan yanaydın. Orada bir yine muhabbet ettim orada. Ayağınızı sağ olun. Eyvallah. Hoş geldin. Çam. Ben biliyorum. M-Sky. Hangi birini sayar abi? Bu çok gitti ya. Hangi birini sayar? Bu videoyu yayınlanmaz. Hangi birini sayar? Hangi birini? Hangi birini sayar? Alo Cenk. Alo Cenk. Ha buyur. Bitti. Özlüyoruz. İnşallah. Evet.
Oğlum geç sen de. Sen de geç oğlum. Ben teşekkür ederim canım benim. Ben sana şimdi sticker da vereceğim, tamam mı? Bir de kardeşimle çekeyim. Hadi oğlum. Aferin. Çok güzel oldu. Çok teşekkür ederim. Masadan sticker alın. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Efendim. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Sağ olun. Ne demek? Tamam. Ne yapıyoruz şimdi? Etkinliğimiz bitti. Tamam. Ben İstanbul'a gidiyorum. Sen ne yapıyorsun? Evet, ben buradayım hala. 12'ye kadar falan duracağım herhalde. Abi, arabaya yaslanmayın. Eski korselerden. Arabaya yaslanmayın. Daha çok yaslanmayın. Tamam. Benden ne istiyorsun? Ne söyleyeyim arkadaşlarımıza? Zaten onlar da benden alacaklarını aldılar. Çok resim çekmişler. Mükemmel. Sen oldun. Benim adres sana uğradın mı? Evet. Çok ilgi, çok fazla ilgi var. Cihan da bizdeydi bütün gün. Güzel. Boyunca. Evet, Pegasus evet, Pegasus ve Avanos'un sırasıyla burada bir gün, evet, iki günümüzü istedik. Bir dahaki organizasyonlarda, bir dahaki etkinliklerde gene hepinizi bekliyoruz. Sevenlerin her zaman her yeri bekliyorum. Zaten başka bir video gelecek arkadaşlar. Biz izleyiciler için teşekkür ederiz. Güçlü olsun, güçlü olsun diyoruz. Evet. Abone oluyoruz, beğeniyoruz, yorum yapıyoruz. Görüşmek üzere. Ha, şöyleymiş. Üçlü olsun. Görüşürüz. Bay bay.